Beş vakit namazı alt alta üst üste toplayın. Farzını, vacibini, sünnetini adam gibi kılın. 40 dakikanızı alır. 20 dakika abdest ayırsanız bir saat. Allah bize her gün 24 saat veriyor. Bir saatin ayırana cennet vaat ediyor. Aklını kullanan bir saatin ayırır cennete aday olur. Aklını kullanmayan hocam ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Hadi oradan üç kaç. Kalbi en temiz olan sevgili Peygamberimiz ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Benim gibi kalbinde 40 tane tilki barındıran kalbinin temizliğinden dilden vuruyor. Kardeşler, bu sevgili Peygamberimize hakaret değil midir? Onun kalbi pis mi arındırmak için mi haşa namaz kıldı? Kalbi en temiz olanımız ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor ve sonra da canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Bak 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 bak. Sen daha uykundan fedakarlık edemiyorsun. Canını nasıl vereceksin? Bizi namaza kaldırmayan imanımız bizi nasıl cennete götürecek? Ya. Bizi namaza kaldırmayan imanımız cennete götürür mü kardeşlerim? Peyami Safa'nın çok hoşuma giden güzel bir cümlesi var. Diyor ki insanın en kolay aldattığı bu dala kendisidir diyor. Onun için kardeşlerim bana deseniz ki Ahmet abi sözü uzatma. Madem ilahiyatçısın biraz da kitaptan söyle. Şöyle helalinden kolayından bizi cennete götürecek bir yol söyle deseniz ya Rabbi biz cennetin istiyoruz. Cennete götürecek en kolay kestirme yol neresidir diye bu soruyu Kur'an'a yönelttiğimizde güzel kardeşlerim sorumun cevabını efendim Müminun suresinin ilk on ayetinde buluyorum. Ne var hocam orada? Bismillahirrahmanirrahim. Kat eflahal müminun. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki müminler kurtulmuştur. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Kurtulacak olan o müminlerin ikinci özelliği namazlarını huşu içinde kılmalarıdır diyor. Huşu nedir hocam? Elmalı Hamdi Yazır hocamıza sorsak sayfalarca anlatır ama bizim sosyal medya nesli 140 karakterde derdimizi anlatmamız gerekiyor. Uzun cümleleri kaldıramıyoruz. E ne yapacağız? Hocam nedir o zaman güncel söyle kalbimizle kalbimizi seccadenin üzerinde buluşturabildiğimiz bir namaz derim ya da dilimizin söylediğini aklımızın idrak ettiği, aklımızın idrak ettiğini kalbimizin hissettiği bir namaz. Sonra 9. ayete geçiyorum. Onlar namazlarını muhafaza ederler, vaktinde usulünce kılarlar diyor. 10. 11. On ayetlere geldiğimizde işte bu özelliklerin sahipleri var ya, bunlar Firdevs cennetinin varisleridir diyor. Cennetin sahibi Rabbimiz kardeşlerim cennete giden yolda önce iman sonra namazı bizlere hatırlatıyor. Vallahi